Murat Alan Akıllı olun, sokağa dökülmemiz bir selaya bakar. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. Ne değişti diye bakıyorum, bizde değişen bir şey yok, hala o gece durduğumuz yerdeyiz. Darbe nereden gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun, kim yaparsa yapsın, lanetliyoruz. Yetmez, darbecilere karşı sokağa inmeli diyoruz ve her an sokakları doldurmaya da hazırız. CHP'de de değişen bir şey yok. Onlar da FETÖ ağzıyla konuşmaya, kontrolü darbe demeye devam ediyor. Medyası Cumhuriyet, sözcü gibi gazetelerde kanlı darbe girişimini FETÖ lehine yorumlamayı sürdürüyor. Akılları sırada bunu çaktırmadan o rapor gizlendi FETÖ ile AKP arasındaki ilişki şeklindeki haberlerle yapıyorlar. Solun en marjinali darbelerin mağduru solculardır diyen bir gün evrensele bakın. 15 Temmuz yokmuş gibi bir hava istiriyorlar. Ve ne acı ki bu kafalar kendini aydın, çağdaş, özgürlükçü, darbe karşıtı olarak nitelendirip Türkiye Cumhuriyeti'ni müdafaa ettiklerini iddia ederken bizi de gerici, yobaz hatta cumhuriyeti yıkmak istiyorlar şeklinde yaftalıyor. Daha vahimi bu ekip darbeye karşı direnişi örgütleyen isimleri de sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmak için çaba sarf ediyor. Çok değil birkaç ay önce 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı Tüm General Davut Alay'ı nasıl hedef tahtasına koyduklarını gördük. Darbe gecesi ortada görünmeyen emekli zevattan bazıları kandil mesajı yayınladı diye Davut Paşa'ya demediğini bırakmadı. Hatta bazı şakşakçıları kendi aralarındaki WhatsApp gruplarında bu kabul edilemez, TSK bu durumu nasıl içine sindirir şeklinde paylaşımlarda bulunup Göredeki kurmayları da baskı altına almak istedi. Yahudi vatandaşların hamursuz bayramını kutlayanlar, Hristiyanların paskal yasını ananlar, nüfusun %99'unun Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de bir generalimizin kandil mesajını hazmedemedi. Göreden alınması için kulis yaptılar ve hala da yapıyorlar, vazgeçmiş değiller. Cumhuriyet gazetesinin Erzincan Garnizon Komutanı Tüm General Aladan Kandil mesajı siyasal iktidarın tarzının ve tavrının TSK personeline yansımasının örnekleri gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor manşetini attığı gün Davut Paşa'mız 18. ameliyatın olmak için hastaneye yatmıştı. Mide küçültme, karın gerdirme operasyonu değil, vücudunun kopan parçalarından kalan sorunlu bölgelere yapılan tedavi ile ilgili bir ameliyat. Çünkü Ala 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe kışlasında 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi. Bedenine saplanan şarap nellerin bir bölümü çıkarılamadığı için defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı. Aynı karalama kampanyasını binbaşı Barış Dedebağ içinde devreye sokmuşlar ve maalesef sonuç almışlardı. Bu sözde ulusalcı, özde NATOcu herifler FETÖ'cülerle el ele verip 15 Temmuz sabahı darbecileri dizlerinin üstünde ip gibi dizen Dedeba yönelik öylesine iğrenç bir faaliyet yürüttüler ki Dedeba emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Aile fertlerinin isimleri, adresleri hatta telefon numaraları dahi ifşa edildi. Neden bu kadar nefret yüklü olduklarını biliyoruz. Aslında bu zevatın öfkesinin nedeni FETÖ darbesinin akamete uğratılması değil. Bundan sonra olası her darbe planının akamete uğrayacak olmasından korkuyorlar. FETÖ'cüler soru çalan ahlaksızlardı ama ahmak değildiler. 15 Temmuz gecesi TRT'de okuttukları metne yurta sulh bildirisi, beş para etmez organizasyonlarına da yurta sulh konseyi demelerinin nedeni belliydi. Davut Ala Paşa'mız kim besleyen, binbaşı Barış Dedebağ operasyon çeken, Zeki sakallı Cihat Yaycı gibi komutanlarımız hakkında karalama kampanyası yürüten zevatı darbe ikna etmek için yurta suh dediler. Ne de olsa bu zevat 80 darbesini planlayanların çocukları. Öyle ya 15 Temmuz gecesi darbeye iştirak eden kadrolar 28 Şubatçıların genç subaylar rahatsız dediği isimlerdi. Özetle bu saydığımız vatansever askerler FETÖ darbesine direniş gösterdikleri için değil, bundan sonraki olası darbe planlarına rıza gösterilmeyeceğinin somut kanıtı oldukları için hedef alınıyorlar. Ulan yarın biz de denersek Davut Ala gibi adamlar kışlayı bize dar eder kaygısındalar. Oysa farkında olmadıkları şey şu. Bu milletin bağrından çıkan askerlerin de polislerin de diğer kamu personelinin de beklediği tek şey var. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi sokağa dökülmemiz için bir sela yeter. İstediğiniz kadar yıpratın, istediğiniz kadar operasyon çekin, bir sela hepinizin kökünü kazır. Selametle. Murat Alan. Ali Kara Hasanoğlu. Bir rektör bile atayamayan diktatör. Kusura bakmayın, kitabın ortasından konuşmak zorundayız. Bu ülkenin bir daha 17-25 Aralıkları yaşamaması isteniyorsa Emniyet Şube Müdürü, Savcı, Hakim Üçlüsü ile istediğimiz yöneticiyi indiririz, istediğimiz iftirayı atarız, istediğimiz algıyı oluştururuz metoduna kimsenin bir daha teşebbüs etmemesi isteniyorsa, bu ülkenin bir daha 15 Temmuzları yaşamaması isteniyorsa, seçimde desteklediğimiz partiler yeterli oy alamazsa, darbe yapıp kendi adamımız sandıktan çıkmasa da biz yönetime getiririz zihniyetine fırsat verilmemesi isteniyorsa, Gerçekleri açık açık konuşmamız gerekir. Nedir? 15 Temmuz hain darbe girişiminin tam da 5. yıl dönümünde karşımızda duran gerçek. 19 yıldır iktidarda olan, girdiği her seçimde rakiplerini alt eden AK Parti'nin ikinci defa ve direkt halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı rektörün darbeci zihniyet tarafından engellenebilmesi ve nihayetinde yeni rektör ataması yapılması mecburiyetinde kalınılması. Doğrucu Davut'la soyunup, ha ha ha, Cumhurbaşkanının rektör atadığı nerede görünmüş? Cumhurbaşkanının atadığı rektörü tanımıyoruz, bu bizim hakkımız diyen şaklabanlara, rektörü bir cumhurbaşkanının görevden alması nerede görünmüş, yanlış bir atama vardıysa yargı karar vermeliydi, ne olmuş olmuş? Rektör atanmış. Atanmasında Cumhurbaşkanının imzasını beğenmiyorsunuz. Şimdi de bir rektörün görevden alınmasında Cumhurbaşkanının imzasını da beğenmemeniz gerekir itirazında bulunacağım ama onlarda utanacak yüz yok. İşlerine gelince en üst perdeden hukuk çağrısı yaparlar. İşlerine geldi mi hukuku guguk haline getiriverirler. Dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne 6 ay önce atanmış olan Profesör Melih Bulu bu görevden alındı. Çünkü kim ne derse desin bu ülkede bir avuç zorbanın düdüğü ötüyor. Biz allem eder, kallem eder, kendi rektörümüzü göke dayatırdık, cumhurbaşkanına dayatırdık. Bu ne ya, bize sorulmadan nasıl rektör atanır diyenlerin borusunun öttü. bir defa daha tescillenmiş oldu. İstedikleri kadar tek adam yönetimi desinler. İstedikleri kadar seçilmiş Cumhurbaşkanlığı diktatör olarak nitelendirsinler. Kendilerinin arkalarında herhangi bir halk desteği bile olmadığı halde ülkeyi zorbalıkla nasıl yönettiklerinin somut örneği Melih Bulu'ya 6 ay boyunca rektörlük yaptırtmayanlardır. Nasıl ki dünkü darbeciler başörtü yasağını kaldıramazsın. Kaldırmaya teşebbüs edersem partini kapatırız tehdidini yaptılarsa ve gerçekten de AK Parti iktidara gelişinin 6. yılında başörtü yasağını kaldırmaya teşebbüs ettiğinde AK Parti hakkında kapatma davası açılıp bir oy eksiğiyle iktidardaki parti kapatılmaktan kurtulup hazine yardımının kesilmesi kararına muhatap olduysa ve bu tehdit sonucu 3 yıl daha başörtü yasağı bu ülkede sürdüyse Nasıl ki darbeciler üniversite imtihanına girişte katsayı uygulamasını değiştiremezsin diye tehditte bulunup AK Parti iktidarında 10 yıl boyunca bu zulmü sürdürdüyseler boş yerin birilerinin 19 yıldır iktidardasınız mavalı okumalarına. 15 Temmuz 2021'de bile AK Parti iktidarda değil. İktidarda değil ki atadığı rektörü fiili gösterilerle üniversite bahçesinde 6 ay boyunca protesto edebilen bir gayrimeşru yapıya karşı koruyamadı milletin %52 oy vererek seçtiği Cumhurbaşkanı'nın değil, milletin %30 aya bile layık bulmadığı CHP kafasının istediği oldu. Halkın kahir ekseriyeti olan muhafızakarların istediği değil, toplasanız Türkiye genelinde halktan %0.1 bile destek alamayacak olan azınlıktaki eşcinsellerin istediği oldu. Bu film burada biter mi bitmez. Nasıl ki 2008'de AK Parti'yi kapatma davasıyla cezalandırmak isteyip Başörtü yasağının kalkmasını AK Parti iktidarının 6. yılından sonra 3 yıl daha geciktirdiler. Ama bugün bakın bakın bizim MYK'mızda da başörtülü isimler var diye başörtülülere şirinlik yapmak mecburiyetinde kaldılarsa bu şirinliklerine rağmen tek başlarına seçilmeyi çoktan unuttular da 40 partiyi bir araya getirerek acaba bir şeyler yapabilir miyiz arayışında kara kara düşünüyorlarsa bu son rektöre direniş operasyonlarıyla millet iradesine saygısızlıklarını ortaya koyarak halkın gözünde bir defa daha notlarını aldılar. Halk 152 oyla Cumhurbaşkanı seçmekte yetmiyor, bunların anladıkları dil %60 da seçmek, %70 de seçmek diyecek. Ve bir üniversiteye rektör atamasının 152 oy alan Cumhurbaşkanı tarafından değil, %30 oy ancak alabilen despot kafalar tarafından yapılması dayatmasını gören halk, daha büyük bir coşkuyla 152'yi beğenmediniz mi? Alın size %60, alın size %70 diyecek. Halep oradaysa arşın burada. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı indirmek isteyenlerin niyeti neyse Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu 6 ay boyunca protesto edenlerin niyeti de odur. İkisi de darbecidir. İkisi de hak ettikleri cezayı eninde sonunda alacaktır. Ali Kara Hasanoğlu